Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in, onun ehli beytinin ve tüm ashab-ı kiramın üzerinde olsun. Hazreti Muhammed'in onurlu biyografisinden bahsetmek istediğimiz zaman ilk söyleyeceğimiz şey insan ırkının en iyisi olduğudur. O İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen Adnan oğlu, Kinane oğlu, Annadir oğlu, Malek oğlu, Fahr oğlu, Galip oğlu, Luay oğlu, Kaab oğlu, Murah oğlu, Kilab oğlu, Kusay oğlu, Abd Manaf oğlu, Amr oğlu, Haşim oğlu, Sahaybah oğlu, Abdülmuttalip oğlu, Abdullah'ın oğludur. Haşim'in oğlu Abd Manaf cömert, yakışıklı, halkı içinde saygı duyulan biriydi. Kardeşleri gibi tüccarlık yaptı. Onun sayesinde Mekke şehri küçük bir ticaret noktasından önemli bir konuma geldi. Roma İmparatoru Haşim'i görmeye gelmişti. Sonrasında Haşim, Kureyş tüccarlarının Roma topraklarına girebilmesini istemişti. İmparator kabul etti. Bundan sonra Haşim, kutsal Mekke'ye geri döndü ve Araplar arasında tanınmış olmasından ve cömert karakterinin yanı sıra karizmasıyla Şam'dan Mekke'ye Arap kabile liderlerinin ticaret anlaşmalarını almayı başardı. Bundan sonra Kureyş kabilesi için Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen iki ticaret yolculuğu başlamış oldu. Kardeşleri onun izinden gittiler. Yemen ve Alhira'ya ticaret yolculuğuna çıktılar. Bu yolculukları iki kez yazın ve kışın yaptılar. Roma İmparatoru'nun kızını Haşim'e verdiğine dair hikayeler vardır. Bu yüzden Gazze'ye gitmiştir. Orada ölmüş ve sonrasında oraya gömülmüştür. Bu yüzden oraya Haşim'in Gazze'si denir. Haşim'in düğünü kutsal Mekke şehrinde olmuştu. Bu evlilikten 3 oğlu oldu. Natlah, Ebu Seyfe ve Esad. Şam'a yaptığı yolculuklardan birinde Yesrib'den geçerken Kazraş kabilesi lideri arkadaşı Zeydoğlu Amr'ı ziyaret etti. Ve kızı Selma ile olan evliliğinden Şeyba adında bir oğlu oldu. Haşim daha sonra Filistin'de Gazze şehrinde öldü ve oraya gömüldü. Bu tüm kutsal Mekke halkını üzüntüye boğdu. Şeybe reşit olana kadar annesinin yanında kaldı. Sonra El-Muttalip Yesrib'e giderek yeğeni Haşim oğlu Şeybe'yi Mekke'ye getirdi. Orada El-Muttalip'in yanındaki deveye bindiğini gören insanlar çocuğu çok sevmişti. Abdülmuttalip büyüdü ve Mekke'nin başkanı oldu. Al-Harit adında tek bir oğlu vardı. Abd Manaf'ın kabilesindeki kuzenleriyle olan bağlarıyla daha güçlü bir hale geldi. Ve Arap topraklarında çok tanınmış biri oldu. Ve bir gün Tiba'yı kaz Abdülmuttalip. Tiba mı? Tiba nedir? Burra'yı kaz. Burra mı? El Madmuna'yı kaz Abdülmuttalip. El Madmuna nedir? Bu kutsal evin Rabbi. Duyduğun bu sesler de nedir? Zemzem kuyusunu kaz. Zemzem mi? Zemzem nedir? Oruç tutanların susuzluğunu giderecek, asla kurumayacak bir kuyu. Kurbanların kesildiği yerle karganın gagasını vurduğu noktaların arasındadır. Zemzem kuyusunu kazacağım. El-Harit, beni izle. Zemzem kuyusunu kazacağım. Annemiz Hacer'le babamız İsmail'in kuyusu. Gidelim.
Kureyş halkı, acele edin. İsaf ve Nila'ya gidin. Acele edin Kureyş halkı. El Magira neredesin, El Magira? Ne oldu Umme'ye? Abdülmuttalip İsaf ve Nil arasına Kabe tanrısına yaptığımız adakları koyduğumuz yere bir kuyu kazıyor. Buna inanabiliyor musun Magira? Hayır hayır, bunu yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Ya Abdülmuttalip! Abdülmuttalip! Ya Abdülmuttalip! Ya Abdülmuttalip! Ya Abdülmuttalip! Ne istiyorsunuz? İki putumuz İsaf ve Lilya'ya adaklarımızı koyduğumuz bir yere kuyu kazmana izin vermeyeceğiz. Burası ibadetlerimizi yaptığımız yerlerden biridir. Ne olursa olsun ben bu kuyuyu kazacağım. Buranın kurumuş eski bir kuyu olduğunu görmüyor musunuz? Onları durdur El Harit. Senin yanındayım baba. Buraya bunun için gelmedik Abdülmuttalip. Bu yaptığına son ver. Suyu bulmadan asla. Ama sevgili kuzenim, buraya kavga için gelmedik. Mekke'de bir sürü kuyu var. Bağırt, Sacla ve daha birçoğu. Neden onlardan birini veya başka bir yeri kazmıyorsun? Hem ayrıca onları kazmana yardım da ederiz. Yeter ki burayı kazma Abdülmuttalip. Bu bana emredildi. Bu emri sana kim verdi bakayım? İçimden gelen bir ses. Rahat bırakın da şu işimi bitirebileyim. Hadi gidin artık buradan. Buna izin vermeyeceğiz. Şu çocuğu gönder buradan ve bizimle yüzleş. Sen burada tek başınasın. Bizi neyle tehdit ediyorsun söyle. Kabe Tanrısı adına bu da ne? Belki de bu bir mucizedir veya su olabilir. Bu su mu yoksa Abdülmuttalip? Hayır hazine, Curhum'un hazinesi, Mekke'den gönderilen, hepsi altından yapılmış iki rengeyi ve kılıç kalkan takımları. Bunları bizimle paylaşacaksın Abdülmuttalip. Bu da ne demek? Burayı kazma emri bana verildi. Size ne oluyor ki? Hepsini sana bırakamayız. Biz senin ortaklarınız ve bunu seninle paylaşacağız. Ey Kureyş halkı! Siz benim ailem ve kabilemsiniz. Ama Haşim'in kabilesini çağırırsam gelip beni kurtarırlar. Asla bana bir şey yapmanıza izin vermezler. Babam bu toprakların efendisidir. Ey Kureyş halkı! En iyi çözüm suyu bulana kadar beni rahat bırakmanızdır. Sonra hazineyi Kabe'ye götürüp kimin kazanacağına bakarız. Ama şimdi beni rahat bırakın. Bunu nasıl yapacaksın? Okları kullanarak. Bana ve size iki kap. Kalan ikisi de Kabe'ye olacak. Seni işinle baş başa bırakıyoruz Abdülmuttalip. Dediğini kabul ediyoruz Abdülmuttalip. Zemzem'i aramaya devam et. Bu çamur. Ey Kureyş halkı! Bu Zemzem kuyusudur. Babamız İsmail'le annemiz Hacer'in kuyusu. Allah'ın iradesiyle asla kurumayacak olan Zemzem kuyusu. Acıların susuzluğunu dindirecek kuyu. Tanrılar seni korusun Mekke Başkanı Abdülmuttalip. Sonra Abdülmuttalip, Zemzem hazinesini Kabe'de şans oklarını çeken kişiye verdi ve kazandı. İki altın rengeyini aldı ve onları Kabe'nin kapısının üstüne koyarak Kabe'nin anahtarlarını ve kilidini altından yaptırdı. Kabilesinin onunla karşılaşmak için nasıl çalıştığını gördükten sonra Abdülmuttalip Allah'a 10 oğlu olursa içlerinden birini kurban edeceğine söz verdi. Daha sonra ise karısı Sumru el-Amiriya'dan sonra Abdülmuttalip 4 kadınla evlendi. Abdülmuttalip'in 10 oğlu olduğunda kura çekti ve sonuçta Hazreti Muhammed'in babası Abdullah çıktı. O en sevdiği oğluydu. Ey Makzum kabilesi, oğlunuzu kurtarın.
Abdülmuttalip Zemzem kuyusunda bir sözünü yerine getirmek için oğlunu öldürecek. Abdülmuttalip çıldırmış. Yardım edin. Gidip onu durdurun. Eyvah, yardım edin. Yoksa Kureyş içinde bu bir gelenmeye dönüşecek. Babana gerçekten çok sadık ve itaatkar oldun Abdullah. Hayır, yapma baba, hayır. Size yalvarıyorum, lütfen yapma, yapma. Belki Kabe Tanrısı sana başka bir yol gösterir baba. Ben söz verdim ve asla sözümden dönmem. Abdülmuttalip, Mekke'nin başkanı, sakın yapma ne olur. Yapmayın efendim. Topraklarımızın efendisi, lütfen bunu yapma. Peki verdiğim söz. Verdiğim söz ne olacak ey Kureyş halkı? Abdullah, teyzem Fatima'nın çocuğudur. Vallahi onu öldürmene izin vermeyeceğiz, tamam mı? Ama ben sözümden dönemem El Mugira. Yoksa ben de Abdülmuttalip değilim. Yapma baba, hayır. O kardeşlerim arasında en sevdiğimdi. Bunu yapma Abdülmuttalip. Kabe Tanrısı aşkına bunu yapma. Oğlun için bunu yapma. Ey Dira, ey Zübeyir, ey Harit, ey Abdümanav, bir şey yapsanıza durmayın. Sevgili kuzenim, Abdullah'ı öldürürsen bu Kureyş halkı içinde bir geleneğe dönüşecek. Sen insanlarımıza bir örneksin. Vallahi karşılığında istediğim bir şeyi varsa alabilirsin Abdülmuttalip. Tüm paramızı da istesen sana verebiliriz. İste verelim. Peki siz ne diyorsunuz Kureyş halkı? Siz söyleyin. Abdülmuttalip Kabe Tanrısı'na verdiği sözden dönecek biri değildir. Zemzem kuyusunu kazıp Mekke'ye ve gelen hacılara su kaynağı bulmamı sağlayan oydu. El Hicaz kahirine gidip verdiğin sözü soracağız. Oğlunu öldürmen gerektiğini söylerse o zaman öldürürsün. Ama başka bir yol izlemeni söylerse o zaman kabul edersin. El Mugira, vallahi o benim en sevdiğim oğlumdur. Ona verdiğim bir sözden dolayı onu öldüreceğimi söylediğimde gözünü bile kırpmadan beni öldür ve sözünü yerine getir dedi. Abdülmuttalip'in oğulları, El Haciz kahinine gitmeye hazırlanın. Belki o bize bir yol gösterir. Ya Kabe Tanrısı, Abdullah'ı koru. Bunun için sana her şeyimi verebilirim. Ya Kabe Tanrısı, Abdullah'ı koru. Bunun için sana her şeyimi verebilirim. Al-Kalis Kilisesi inşaatında nerelerdesiniz İbn-i Maksud? Evet, biz son safhadayız efendim. Yakında oraya Najran şehitlerinin kalıntılarını götüreceğiz ve orası dünyanın en güzel kilisesi olacak. Dünyanın en güzel kilisesi. Orası Navas tarafından yakılan Najran şehitlerinin isimleriyle mi anılacak? Aslında Arapların hac seyahatinde oraya gitmesini emredeceğim. Ama Araplar hac için Mekke'ye gidiyorlar ve orayı Hazreti İbrahim'in kurduğunu söylüyorlar. Oraya kutsal ev diyorlar efendim. Anlayamıyorum. Orada putlara tapıyorlar. Arapların Najran halkı gibi Hristiyanlığa inanma zamanı geldi. Efendim, bizim büyük babamız Al-Harit Najran şehitlerinden biriydi efendimiz. Bitirmek için acele edin. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum. İnşaatı bittiğinden itibaren Arapların oraya hac ziyaretleri yapmasını emredeceğim. Bunu nasıl yapacaksınız efendim? Tamamlandığında ben bunu sizlere söylerim. Ne oldu Abdülmuttalip? İyi haber mi? Abdullah kurtuldu. Nasıl?
Bu nasıl oldu? Sabırlı ol kadın. Bırak da oturup soluklanayım. Kahine gittik ve bizden karşılığında ne vereceğimizi sordu. Biz de 10 deve dedik. Develer arasında kura çekmemizi söyledi. Allah memnun olana kadar oğlumuz develerin sayısını arttıracakmış. Sonra develeri ona kurban edecekmişiz. Kaç deve olursa olsun bunu yap. Bunu ne pahasına olursa olsun yapacağım. Haşim ve Muhtalip kabilelerinin servetlerine bile mal olsa. Abd, Manaf ve Kureyş kabile servetleri de var burada. Kinana kabilesinin serveti de var. Tanrımız memnun olana kadar devam edeceğiz. Ve kurtulunca onunla evleneceğim. Merhametine sığınıyoruz Tanrım. Ben de evleneceğim. En iyisi neyse onu yap ama sakın Abdullah yerine kurban vermeyi unutma. Evet. Ada vermeyi unutma Abdülmuttalip. Bunu sakın unutma, olur mu? Öyleyse yarın Kabe'nin içinde buluşuruz. Bu Abdülmuttalip oğlu Abdullah'ın okulu. Bu da develerin okulu. Hadi başlayalım. Bir an önce çekelim artık. Abdullah. Kabe Tanrız, oğlumu bağışla. Abdullah. 10 deve ekle ve yeniden çek. Abdullah. 10 deve daha ekle ve yeniden çek bakalım. Kabe Tanrısı, duy sesimi. Haberlerin var. Adam hala oklarla kura çekiyor. Peki şimdi ne yapacağız? Ey Kabe Tanrısı, bu kutsal evin sahibi, Abdullah için sunulan adamı kabul et. Abdülmuttalib'in sözünü kabul et lütfen. Babam ve kardeşlerim yemin ettiler. Onlar yemin ettiler. Haşim ve Muttalip kabilelerinin bütün servetlerini vermek zorunda kalsalar da vereceklerdir. Abdullah. Kabe Tanrısı. Kabe Tanrısı memnun olana kadar çekmeye devam et. Develer. Bizden istediğini yapacağız Kabe Tanrısı. Biz duyduk Kabe Tanrısı. Bizden istediğini yapacağız. Kabe Tanrısı. Şimdi duyuyorum. Seni duyduk Kabe Tanrısı. Seni duyuyorum. Haberlerim var Fatıma. İyi haberlerim var Kureyş halkı. İyi haberlerim var Haşim halkı. Abdullah kurtuldu. Kabe çevresinde 100 deve kesilecek. Sokaklarda, kapıların önünde ve dağlarda kesilecek. Herkes de yiyebilir. İnsanlar, kuşlar ve hatta cinler de. 100 deve kurban edilecek. Tanrı seni korusun Abdülmuttalip. Tanrı Abdullah'ı korusun. Bu olanlar Tanrı'nın bize bir lütfudur. Develerden herkes yiyebilir. Zengini, fakiri, hacca geleni ve umreye geleni herkes yiyecek. Ey Kureyş kabilesi! Ey Haşim kabilesi! Oğlumu Vahab'ın kızı Amine ile evlendireceğim. Bu böyle biline. Beni iyi dinle. Onu bitirdiğin zaman Arapların Kabe'sine gideceğim ve onu yıkacağım. Sonra hacılara sana da ki Najran Şehitleri Kilisesi'ni ziyaret etmelerini emredeceğim ve onları bunu yapmaya zorlayacağım. Ya kabul etmezlerse ve onu yeniden yaparlarsa? O zaman ben de tekrar yıkarım ve topraklarım Bizans sınırlarına dayanıncaya kadar Hicaz bölgesini işgal ederim. Arapları Hristiyanlığa zorlarım. Hepsini. Hem de hepsini. Peki ya Bizanslılar efendim? Bizanslılar mı? Ne olmuş onlara?
bu Bizans imparatorlarının yüzyıllardır süren bitmek bilmez bir rüyası. Akdeniz'in çevresindeki topraklarda yaşayanları Hristiyanlaştırmak. Hindistan'a giden yolu İranlılar ve Araplardan korunmuş olacaklar. Hindistan ve Çin'den istedikleri tütsüleri, fil dişlerini, ipek ve baharatları alabilecekler. Hepsini alacaklar. İmparatorlar zaten hep bunu istemiştir. Ve bunun benim elimle gerçekleşmesini istiyorum. Peki ama Etiyopya ve kralı ne olacak efendim? Etiyopya kralı ne yapabilir? Ben Abraha'yım, Yemen kralı. Ve Romalıların da her zaman yanındayım. Dalis limanında bir Romalı tüccarın hizmetkarı olduğumdan beri onların dinine inanıyorum. Kalbim onlarla ve Romalılar da bunu istiyor. Acele et Asfat, Araplar Sana'daki kiliseme gelip orada ticaret yapacaklar ve ben Abraha onların kralı olacağım. Bir kral, Abraha. Çok yakında bitecek efendim, merak etmeyin. Ey Kureyş insanları, siz Mekke'nin başı ve liderlerisiniz. Biz Kusay ve Luay'ın çocuklarıyız. Babalarımız öldü. Haşim Gazze'de yatıyor. El-Muttalip Yemen'de yatıyor. Nafal Irak'ta yatıyor. Abdüşemse kutsal evin doğusunda yatıyor. Kalanların başı sağ olsun ya Abdülmuttalip. Dostlar sağ olsun. Sen bizim liderimizsin Abdülmuttalip. Sağ olun. Acıları doyurmak ve onlara su vermek büyüklerimizden öğrendiğimiz bir gelenektir. Ve benim babam Haşim'in başlattığı ancak artık uygulanmayan bir geleneğimiz daha var. Ben onu canlandıracağım. Ve kimse engel olamayacak. Ne geleneğiymiş o Abdülmuttalip? Babam bir seferinde bu evde Kureyşlilerle toplantı yaptığında şöyle demişti. İçimizde bazıları aileleri ve çocuklarını uzak bir yere götürüp orada çadırlarına kapatıyor. Bu yüzden açlıktan ölüyorlar. Ve asla yardım isteyerek kendilerini küçük düşürmemiş oluyorlar. Bu çok korkunç bir şey. Kureyş halkı içinde böyle yapan kalmadı. Şimdi bu alışkanlık tekrar geri döndü. Kureyş, Kinana, Ahabeş kabileleri ve çevrelerinde tekrar yayılıyor. Bunların hepsi mantık, onur ve cömertlik dışı davranışlardır. Peki ne yapacağız Kureyş'in başkanı? Matrut el-Kuzen'in söylediği gibi yapabiliriz. Fakirleri yanlarına alan zengin olursa artık açlık çeken kimse kalmaz. Haşim'in geleneğini geri getirmeliyiz. Bunun için Kureyş'teki tüm zenginler yanlarına fakir birini alacaklar. Böylece onlar da küçük düşmek zorunda kalmayacaklar. Peki ya Mekke yakınlarında kölelerle birlikte yaşayan fakirler ne olacak? Bazıları hacı olarak gelip burada kaldılar. Bazıları tüccar olarak gelip paralarını kaybettiler. Bazıları ise taraftar olarak gelip yalnız kaldılar. Onlar için ne yapacağız? Tanıdıkları olmayan veya kimseye bağlı olmayanlar Kabe için kesilen kurbanlarla beslenecek ve oraya bırakılan kıyafetleri giyecekler. Kureyş insanları, kutsal evin komşusu olduğunuzu unutmayın. Ve Araplar sizi örnek alıyor. Sakın kölelerinizi yormayın. Sevgili kardeşlerim, onların açlıktan ve yorgunluktan size isyan edip öldürmeyeceğinden emin olabilir misiniz? Sen ne diyorsun kardeşim Tayin? Sen ne demek istiyorsun İbn-i Cadan? Altın tabaklarda yiyip içen sensin. Hicaz'da senin kadar zengin olan biri daha yok. Tanrı aşkına, Kusay'ı ve Haşim tarafından başlatılan geleneğin bizim liderimiz Abdülmuttalip tarafından devam ettirilmesi bir asalet örneğidir.
evimin yanına hiç sönmeyen bir ateşle dev kazanlar koyduracağım. Böylece Abdullah'ın evine gelenler aç kalmayacaklar. Tanrı seni korusun Jadan. Siz kutsal evin insanlarısınız. Onun hizmetkarı Arap hacıların putları sizin topraklarınızda. Araplara cömertliğinizi ve kibarlığınızı gösterin. Böylece her şeye hükmedebilirsiniz. Bunu çok doğru söyledin. Evet, çok doğru. Ben geldim majesteleri. Gel bakalım Asfalt. Neden böyle üzgünsün? Ne haber getirdin? Kötü bir şey oldu. Ne oldu söyle. Kinana'dan efendim. Kureyş'ten biri geldi. Şu putlara tapan insanlardan biri kilisede bir şey yaptı efendim. Ben de tam olarak anlayamadım efendim. Bir şey mi yaptı? Ne yaptı peki? Artıklarını ve çöplerini oraya attı efendim. Şans ayağımıza kadar geldi. Üzülme Asfalt. Hicaz'ı işgal etmek ve putları yıkmak için böyle bir fırsat bekliyorduk. Ve istediğimiz oldu, öyle değil mi? He? Artık bunu yapabiliriz. Bunu başarır ve Hicaz'ı işgal ederiz. Kinana'dan gelen adam nerede? Kinani, buraya gel. Kinani, buraya gel. Söyle bakalım, Sana'ya gelip giden Mekkeliler yok mu? Evet, var efendim. Yemen'de hep birileri olur zaten. Onlardan birini getirin. Böylece o kutsal evin taşıdığı önemi anlayabiliriz. Ama efendim, bizim planlarımızı hissedebilirler. Peki ama ne yapabilirler ki? Tanrı biliyor, orayı dev bir orduyla işgal edeceğim. Bunu gördükleri an şehri boşaltıp çöle kaçacaklar. Kaçıp dağlarda saklanacaklar. Bir kartal görünce kaçışan kuşlar gibi korkak, çaresiz kaçacaklar. Söylesene Asfalt, Arapların hepsi bu kutsal evi çok mu seviyor? Birkaç tanesi hariç hepsi. Onlar da Kaboğlu Al-Harit kabilesi ve Hristiyanlığı seçen Najranlar. Ayrıca Yesrib'de, Hadak'ta ve Hayvar'daki Yahudiler de var efendim. Bir de Katam kabilesinin bir kısmı. Bildiğime göre Arap kabileleri arasında Hristiyanlık yayılıyormuş. Peki bu evi bu kadar yüceltmelerinin ve oraya hacca gitmelerinin nedeni ne? Dediklerine göre evi İbrahim ve İsmail yapmışlar. Ve kabileler oraya putlarını koyup hacca gidiyorlar. Peki nereye kadar? Ölene kadar efendimiz, ölene kadar. Bana şu Kureyşli tüccarı getir. Sen ne yaptın böyle Kinani? Kışın ticaret için Yemen'e gittiğimizi ve oraya gideceğimizi bilmiyor musun? Abraha kızmışsa ki eminim kilisesine yaptığın şeyden dolayı çok kızmıştır. Kureyş ve Kinana'nın üzerine saldıracaktır. Ben Kinanalıyım ve Fakim kabilesindeyim. Kutsal ayları erteleyenler biziz. Sen bunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Kutsal ayları erteledik. Bu yüzden bir sene izin verip sonraki sene önlüyoruz hesap. Kutsal ayları erteleyenler bizi ve Kabe'yi ne kadar önemsiyor biliyorsun. Kays'ın oğlu Umayr'ın haç döneminde bağırarak söylediklerini duymadın mı? Maat kabilesi soylu kabilemin hepsinden iyi olduğunu biliyor. Peki kim bizim önümüzde durabilir? Kutsal aylarda yasal olan bir şeyi önleyenler biz değil miyiz? Bütün bunlara ne diyeceksin? Bunu biliyorum Kinani. Ama sen kralı kızdıracaksın. Kureyş ve Kinana'nın üstüne başa çıkamayacakları bir dert açacaksın.
böyle bir şeyi? Nasıl olur da yaparsın anlamıyorum doğrusu. Abraha'nın Arapları yaptırdığı kiliseye hacca gitmeye zorlayacağını duydum. Bunu yaptım ki Arapların kutsal elleri dışında bir yeri yüceltemeyeceğini anlasın. Acele et, hemen Mekke'ye git ve Abraha'nın askerleri oradaki herkesi öldürmeden onlara haber ver çabuk. Hadi, hadi dedim sana, ne bekliyorsun? Mekke'ye ne kadar kaldı? Yarım gün. Arkadaşım Abdülmuttalib'i özledim. Ona para ve sayısız iyilik borçluyum. Katam kabilesine gidiyoruz. Sen de kimsin? Adım Hunata el-Himyer. Kraldan size haber getirdim. Kraldan mı? Kral benden ne istiyordu? Seni görmek istiyor. Neden? Bir sorun mu var? İşi mi almak istiyormuş benden? Ben kral değilim. Bunları ona sormalısın. Tamam Hunata. İşlerimi ayarlayıp adamlarıma haber vereyim. Sonra geleceğim. Adın nedir? Al-Mugire'nin oğlu Hişam. Hemen geliyorsun Hişam. Kralın karşısına çıkmadan önce kendime çeki düzen veremez miyim? Peki bakalım. Ama acele et. Hoş geldin Ebu Alhari. Çocuklar nasıl? İyiler, içerideler. Eğer bir oğlun olursa adını Hamza koyacağım. Tanrı sana istediğini versin Alhari. Gel biraz konuşalım. Abdullah ve Amine'den bahset. İçimden bir his bunun hayırlı bir evlilik olacağını söylüyor. Sen ne dersin hala? Sana söylemek için tuttuğum bir sır var Ebu Alharit. Konuş benimle hala. Sen benim son karım ve en küçük çocuklarımın annesisin. Kabe Tanrısından sana uzun ömür ve çocuklarınla mutlu olmanı diliyorum Ebu Alharit. Endişelenme hala. Abdullah ve Amine ile ilgili ne diyecektin peki? Abdullah'la ilgili. Rukiye benim yakın arkadaşımdır. Ve birbirimizi çok severiz. Bilirsin. O evden hiç çıkmıyor. Bazı işlerini halletmek için çıktığı zaman kendini çok üzgün hissetmiş ve ağlamış. Sorunu neymiş ki? O soylu bir aileden geliyor. İyilik ve haktan yana olan kardeşi Varaka dindar ve cömert bir genç. Onların ailesini de çok severim. Söylesene Rukiye'nin sorunu neymiş? Bir gün onu durdurup sorunun ne olduğunu sordum. Söyleyinceye kadar da bırakmadım. Beni meraklandırıyorsun. Hadi devam et. Kureyş'te Rukiye kadar hayat dolu biri yoktu. Emin ol. Abdullah için adak vermek istediğinde onun kutsal evin yanına gidip dualar ettiğini gördüm. Abdullah'ın kurtuluşuna çok mutlu olmuştu. Sesi tüm Mekke'de yankılanıyordu sanki. Herkes ondan bahsetti, duymalıydın. Abdullah'la evlenmek mi istiyor? Öyleyse evlendireceğim.
Neden bekliyoruz? Biz Kureyş'in soylu aileleriyiz. Herkes birden fazla kadınla evleniyor. Bazısı 4, bazısı 5 kere, hatta bakabildikten sonra 10 kadınla bile evlenen de var. Peki neden üzülüyormuş? Bunu o da çok iyi biliyor. Ama artık onunla evlenmek istemiyor. İstemiyor mu dedin? Evet. Onu reddetti. Allah. Hadi içinden geçenleri söyle. Rukiye bana dedi ki, Abdullah'ın kutsal evden çıkarken gözlerinin arasında bir atın yeleleri gibi ışık görmüş. Ona evlenme teklif etmiş. Ama o kabul etmeyip Vahab'ın kızı Amine ile evlenmiş. Bir süre sonra ise Abdullah ona dönüp evlenmek istemiş. Bu sefer de o kabul etmemiş. Çünkü Amine ile evlendikten sonra gözlerindeki ışık yok olmuş. Bu inanılmaz bir haber. Başka ne söyledi? Abdullah'ın alnında ne görmüş de böyle bir karar vermiş? Bilmiyorum Abdülmuttalip. Çok kısık bir sesle konuştu, anlayamadım. Ağlarken çok büyük bir şeyden söz etti ama bir türlü hatırlayamıyorum. Hemen gidip ondan ne demek istediğini öğrenmeni istiyorum senden. Peki Amine'nin hamileliğinden ne haber? Amine bana çok şaşırdığını söyledi. Neden şaşırmış? Bana diğer kadınların hamileliğin zor olduğunu söylediklerinden bahsetti. Bazıları yerlerinden bile kıpırdayamaz. Hasta hissederler, bir şey yemezler. Ama Amine bebeğin ona canlılık kattığını söylüyor. Ve bu onu çok mutlu ediyor. Bu doğru mu hala? Bana kendini hafif ve çok iyi hissettiğini söyledi. Sanki biri ona yardım edip destek oluyormuş. Bu sırrı sakla hala. Sakla. Oğlumun büyük bir geleceği olduğunu hissediyorum. Hem de çok büyük. Mekkeli tüccarı getirdik efendim. Saygılarımı sunarım majesteleri. Seni neden çağırttığımı biliyor musun? Bilmiyorum efendim. Halkınızdan biri kiliseme hakaret etti. Bu asla kabul edilemez bir şey ve onu istiyorum. Siz böyle bir şey kabul eder miydiniz? Hayır efendim, etmezdik. İnsanlar istedikleri şeye inanmakta özgürdür efendim. Bu hareketi yapan genç delidir ve ülkesine geri kaçmıştır. Kaçtı mı dedin? Yaptığından haberin vardı ve sen onu bıraktın, öyle mi? Onu istiyorsanız yakalaması için birini gönderin efendim. Ben soylu bir aileden geliyorum ve onlar Mekke'nin hükümdarlarıdır. Kutsal ev Arapların haç merkezidir. Kimsenin kilisenize hakaret etmesini kabul etmezler. Ve onu size geri gönderirler efendim. Merak etme, o evde bu kadar yüceltecek ne buluyorsunuz anlamıyorum. İçi sahte putlarla dolu. O babamız İbrahim'in evidir. Tüm Arapların yücelttiği kutsal evimizdir. Herkes hayatında en az bir kez oraya gidip hacı olmayı, çevresinde dönmeyi, kurban kesmeyi ve dualar etmeyi ister efendim. Orası kutsal evdir. Orası tüm Araplar için çok önemlidir. Hiçbir zalim veya kötü adam ona hakaret etmeye veya yıkmaya kalkışmamıştır. Orası Arapların en kutsal yeridir. Anladım, ben de çok iyi anladım. Ticaret için size topraklarımı açmadım mı? Özgürce ve güvenli ticaret yapmanıza izin vermedim mi? Ama biri gelip kiliseme hakaret ediyor. Bu çok korkunç bir şey. Ve bunu asla cezasız bırakamam. Peki neden size faydası veya zararı olmayan putlara tapıyorsunuz? Neden kiliseme gelip onu haç merkezinizi yapmıyorsunuz? Biliyorsunuz ki Yemen sizin ticaret yollarınızdan biri. Ve burada parayı, alışverişi ve zenginliği bulabilirsiniz. Öyle değil mi? Efendim,
Araplar kutsal evlerine hiçbir şeye değişmezler. Sonunda ölüm bile olsa. Orduları hazırlayın. Anlaşıldı. Hoş geldin dostum Himyari. Hoş bulduk sevgili dostum Abdülmuttalip. Mekke'ye hoş geldin. Etiyopyalılar topraklarınıza ne yaptı? Onlar Yemen'in zenginliklerinin kralı, bizse takipçileri olduk. Onlar general, bizse emir alan kişiler olduk. Kâbe tanrısından bu sorunu bir an önce çözmesini diliyorum. Her şeyin bir sonu vardır. Atalarımız bize Tababiyan'ın krallarından biri olan Rabia'nın oğlu Nasr'ın kendisini korkutan bir rüya gördüğünü anlatırlar. Bu yüzden kâin Sıddi ve Şıhi'yi görmeye gitmiş. Sıddi'ye gördüğü rüyayı anlatıp yorumlamasını istemiş. Kral ayrıntıya girmeden Sıddi olacakları söylemeye başlamış. Kralım karanlıklardan gelip Tiama topraklarına düşen bir volkanik lav görmüşsünüz. Ve herkes ondan yemiş. Çok ilginç bir rüya. Kral şöyle demiş, hiçbir ayrıntısını kaçırmadın. Peki ne diyorsun Sıddi? Sıddi cevap vermiş, bir grup insan Etiyopya'ya gelecek ve Abyan'la Ceraş arasındaki toprakları yönetecek. Kral şöyle demiş, bu çok acı bir şey. Peki bu ne zaman olacak? Benim zamanımda mı, benden sonra mı? Sıddi cevap vermiş, hayır, sizden 60 veya 70 yıl sonra demiş. Kral sormuş, hep orada kalacaklar mı yoksa gidecekler mi? Sıddi cevaplamış, hayır, 70 seneye yakın bir zaman sonra gidecekler. Topraklarımızdan kovalanıp öldürülecekler. Kral sormuş, peki onları kim öldürecek Sıddi? Sıddi cevap vermiş, Tiyazan'ın oğlu İram. Onlarla Aden dışında karşılaşıp Yemen'den çıkaracak. Sonra? Kral sormuş, peki saltanatı sürecek mi? Sıddi yanıt vermiş, onurlu bir peygamber onun yerine gelecek. Kral sormuş, bu peygamber hangi kabileden gelecek? Sıddi buna cevap vermiş, yaşamının sonlarında halkı arasında kral olacak Kinanalı Galib'in oğlu, Fahr'ın oğlu, Malik'in oğlu, An-Nadre'in oğullarından biri. Bu ne inanılmaz bir yönsüzü. Galib'in oğullarından biri peygamber oğlu. Hem biri Abdülmuttalip. Sonra kral Şıhi'yi görmeye gitmiş ve aynı şeyleri ondan da duymuş. Şıhi'nin söylediklerinden bazıları şöyleymiş. Kralın saltanatı insanlara gönderilen hak yolunun peygamberiyle son bulacakmış. Kıyamet gününe kadar tek kral o olacakmış. Kral kıyamet günü nedir diye sormuş. Şıhi cevaplamış, ölülerin ve canlıların çağrıyı duyacakları, tüm insanların toplanacağı ve hükümdarların sorgulanacağı gündür. Kral söylediklerin gerçek mi diye sormuş. Şıhi evet demiş, Allah göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O göğü kaldırıp yeri indirendir. Söylediklerimin hepsi doğrudur. Ön sözü gerçekleşti. Etiyopyalıların zamanını yaşıyoruz ve herkes Yemen'de bunu konuşuyor, öyle değil mi? Evet sevgili dostum, herkes bunu konuşuyor. Sürekli olarak bundan bahsediyorlar. Hatta Rabia'nın oğlu Kral Nasr'ın kulağına kadar gitti ve ailesini Irak'a gönderdi. Kendisini Alhira'ya yerleşmesini söyleyen İran kralına bir mektup yazdı ve bugüne kadar krallığını sürdürdü. Bu çok sıra dışı bir durum. Mekke'nin efendisi, uzun süre ayrı kaldıktan sonra sana olan borcumu ödemek için ticaret yapmaya geldim ve seni mutlu etmeyecek bir haberim var. Ve bunu söylemeye çok çekiniyorum. Söyle bana Tanafr. Herkesle sırlarını paylaşabilirim ve bunları bizden başka kimse bilemez. Abraha. Ne olmuş Abraha'ya? Mekke'nin efendisi. İzninle sevgili dostum. Ebu Al-Harit.
Ne istiyorsun hala? İçeride bir misafirim var. Rukiye ile ilgili konuştuklarımızı hatırlıyor musun? Konuştunuz mu? Konuştum el hariç. Peki ne söyledi? Dedi ki kardeşi Varaka. Dindar genç mi? Ne söyledi anlat. Seni dinliyorum. Rukiye dedi ki Abdullah alnında parlayan o ışık yüzünden istiyormuş. Kardeşi ona içimizden bir peygamber geleceğini ve doğumunun yaklaştığını söylemiş. İşte bu yüzden Abdullah'ı istemiş. Ama o Amine ile evlenince ve sonra ona evlilik teklif ettiğinde bu ışığı görememiş ve bu yüzden teklifi reddetmiş. Bunu bir sır olarak sakla. Sakın bunu kimseyle paylaşma. Abdullah'ın uzakta oluşu yeterince üzücü. Bu gerçek olabilir mi? Sanırım doğum zamanı yaklaştı Abdülmuttalip. Zahra ve Haşim kabilelerine birini yolla. Amine'yi artık hiç yalnız bırakma. Beni dinle, Baraka'yı onun yanına yolla. Ama Baraka çok küçük, ne yapabilir ki? Arkadaşlık eder ve ev işlerini yapar belki. Baraka, Baraka. Abdullah'la Amine'nin evlerine git hemen. Abdullah ve Amine'yi severim. Hemen gidiyorum. Baraka, seni Abdullah'a hediye ediyorum. Orada kalabilirsin. Misafirimi yalnız bıraktım. Abraha'nın bizi rahat bırakacağını sanmıyorum ama garip şekilde dostça davrandı. Ne istiyor acaba? Gerçekten Mekke'yi işgal eder mi? Mekke'nin lideri. Seni korkutmak istemiyorum. Sen ve buradakiler için endişe duyuyorum kardeşim. Burası ticaret noktamız. Katam kabilesi kutsal evi yüceltmez bilirsin. Rahat olabilirsin. Bir şey söylemek istediğini biliyorum. Bunu benden duyduğunu söyleme Abdülmuttalip. Ama sanırım Abraha topraklarımızı işgal edecek. Ne dedin sen? Sen benim ne dediğimi gayet iyi anladın sevgili dostum. Ama biz ona ne yapmışız? Ya Abdülmuttalip, sana da gerçekten çok büyük bir kilise yaptırdı. Arapların hac seferlerini oraya yapmasını istiyor. Böylece sana Arapların buluşma noktası olacak. Bunun ona neler kazandıracağını biliyorsun. Arapları ibadet yerini seçme konusunda engelleyebilir miyiz sence Tanafr? Bu insanların seçimidir. Zorla olamaz. Bunu kendime ben de sordum dostum. Hem de defalarca. Peki nasıl bir yanıt buldun? Kabe'yi yıkmak istiyormuş. Ne? Yemin ederim buna kalkışacak olursa ona karşı savaşırım. Orduyu toplayıp Mekke'ye yola çıkmanız ne kadar sürer acaba söyler misin? Sadece birkaç hafta. Peki Yemen'den Mekke'ye yolculuğumuz ne kadar sürer söyle bakalım. Bilemiyorum. Neredeyse bir ay sürer. Peki Mekke'ye seferimizde karşımıza çıkmaya cesaret edecek Arap var mı? Arapların hiçbiri karşınıza çıkmaya veya size saldırmaya cesaret edemez efendim. Öyleyse o yücelttikleri evi yıkmaya ben de geleceğim. Bunu başardığımız zaman
Bunu başaracaksınız efendim, başaracaksınız. Bunu başardığımızdaysa Araplar bize tabi olacak ve topraklarımızı Suriye'de Bizans sınırına ulaştıracağız. Amaçlarımızı başarmış olacağız. Bunu başarmalıyız. Arapların taptığı o taştan putlar o evi bir ibadethaneye dönüştürmüş. O putlardan bazılarının günü geçmiş. Günü geçmiş tanrılar. Evet efendim, evet. Biri acıktığı zaman onu yiyor. Yiyor. Tanrılarını mı yiyorlar? Ve o evi yücelttiklerini mi söylüyorsun ha? Onu hayal gücünün ötesinde yüceltiyorlar efendim. Tanrıların günü geçmiş olsa bile evin dışında şöyle diyorlar. Burayı İbrahim'den yapmasını Allah istemişti. Bu yüzden orayı yüceltiyorlar. Ve orada kurban kesiyorlar efendim, hem de her gün. Oranın kutsal olduğunu söylüyorlar. Kutsal mı? Nasıl yani? Oradaki her şey kutsaldır. Orada cinayet işlenmez. Şiddet yoktur. Kavga yoktur. Günah işlenmez. Allah'a karşı gelinmez. Hatta dediklerine göre bir adam ve kadın orada günah işleyince Allah onları taşa çevirmiş. İsimleri de İsa ve Nilay'mış. Sen ne diyorsun Maksud'un oğlu? Bunlar taptıkları iki tane puttur efendimiz. Ve Araplardan başka hiç kimse putlara tapmaz. Roma Krallığı Hristiyanlığı seçti. Bu din şu anda yayılıyor ve önünde o evden başka hiçbir şey duramaz. Efendimiz, hiçbir şey duramaz. İsra Anuşarvan'la İran Krallığı arasında bir Hristiyan Arap duvarı Bizanslıları çok memnun edecek. Acele edin. Seferimize başlayalım. Ebu Elharit. Neden böyle üzgünsün? Yoksa Hamza'ya bir şey mi oldu? Hamza çok iyi. Özellikle Tuvayba ona baktığından beri. Ama beni üzen bu değil. Peki ne öyleyse? Amine. Ne oldu ona? Yanına gittiğimde ağladığını gördüm. Nedenini sorunca Abdullah'a özlediğini söyledi. Onu görmeye gideceğim. Hamza. Hoş geldin. Sevgili oğlum Talip. Kardeşim Abdülmuttalib'in evine gittin mi? Evet. Amine'yi kontrol etmeye gittim. Bir ihtiyacı var mıymış? Hayır. Amcam Abdülmuttalib Baraka'yı yardıma göndermiş. Baraka'yı mı? Ama o küçük kız ne yapabilir ki? Amcam onu Abdullah'ın evinde kalmaya göndermiş. Baraka'dan mutlusunu görmemiştim. Yemek yapıyor, su taşıyor. Çok akıllı bir kız. Buna gerçekten çok şaşırdım. Ve Amine'ye her türlü konuda yardım ediyor. Harika. Tanrı onu korusun Fatima. Tanrı onu korusun. Sana katılmıyorum İbn Jadan. Ama bakalım ne söyleyeceksin. Ya Abdülmuttalib. Ey Kureyşliler. Biz kutsal evin sahibiyiz. Ve bu da bizim omuzlarımıza gerçekten çok büyük bir yük yüklüyor. Akrabalarınızı kollayın.
Sözlerinizi tutun. Misafirlere cömert olun, ihtiyacı olanlara yardım edin. Elimde olsa hırsızların elini kesmeyi emreder ve Arapların arasında yayılan günahları yasaklardım. Evin içinde çıplak dolaşanları görmeyi hiç sevmiyorum. Ya Abdülmuttalip, bu herkesin sevmediği bir alışkanlık efendim. Haşimoğlu, ben bunu sevmiyorum. Kureyş sakinleri, kız çocuklarınızı sakın ola ki canlı canlı gömmeyin. Kızlarım benim için oğullarımdan daha önemlidir. Gençliklerinde böyle masum görünürlerken onları nasıl gömersiniz? Onlar büyüyüp sizlere hizmet ediyorlar. Çamaşırlarınızı yıkıyor, yemeklerinizi yapıyor. Çocuklarınızı doğuruyorlar ve yaşlandığınızda kızlarınızdan başka bakanınız olmuyor. Küçük bir kızı hala nefes alırken gömmek erkekliğe asla sığmaz. Kureyş halkı! Ey Kureyş halkı! Başkanınızı görmeliyim! Kureyş halkı! Başkanınızı görmeliyim! Başkanınızı görmeliyim! Ey Kureyş halkı! Ey Kureyş halkı! Yesrib'den geliyorum! Kardeşiniz Abdullah öldü! Abraha ordusuyla birlikteymiş Nufail. Biliyorum. Çok büyük bir ordu toplamış. Mekke'ye doğru ilerliyor. Kutsal evi yıkacakmış. Araplar bu baskıcı kralın Tiyama'ya kadar gitmesine izin verecek olurlarsa çok kötü olur. Onurlarını kaybederler. Peki ya Katam? Yemin ederim saldırıp ne olduğunu bile anlamadan ona vururum. Katam'ın Araplar gibi yasa dışı şeylere pek aldırmadığını demek istemiştim. Arapların neyi yücelttikleri bir tarafa, o zalimin kutsal evi yıkması çok kötü olur. Ne diyorsun? Peki ya Mudar? Onlar Kureyş'in dostu ve kutsal eve çok bağlılar. Arapların Kureyş'e ve Kabe'ye sadakatleri doğruysa Abraha'nın Kabe'yi yıkmasına izin vereceklerini hiç sanmıyorum. Onlar için kutsal evin yıkılması kadar kötü bir şey olamaz. Bundan emin misin yoksa bu bir dilek mi? Onları ve kutsal eve bağlılıklarını bildiğim için böyle umuyorum. Araplara karşı Abraha'ya kim katılabilir? En kötüleri Al-Harit kabilesi, Najran'dan Kaab'ın oğlu ve diğer birkaç kabile. Sırf yağma ve talan için. Mekke'nin başkanı arkadaşın Abdülmuttalib'e haber vermedin mi? Sanırım Abraha'nın ordusu Aser'e ulaştı. Haberleri ona gidecektir. Ölümüne ne kadar çok üzüldüm Abdullah. Ölümün yüreğimi paramparça etti oğlum.
Amine'yi sakın yalnız bırakmayın. Onun kalbi de acıyla dolu. O şu anda çok zor bir dönem geçiriyor. Ve bu bebek için de çok kötü. Kadınlar hep yanında olsun ve onu bırakmasınlar. Biz de aynen öyle yapıyoruz zaten. Sen hiç merak etme babacığım. Merhaba kardeşim. Merhaba. Otursana Esat, otur. Hayır kardeşim, oturmaya gelmedim. Çok kötü bir şey oldu. Çok korkunç bir şey. Oğlumun ölümünden daha korkunç bir şey olabilir mi ki? Söylesene amca. Söyle ne oldu? Etiyopyalılar Abdülmuttalip. Ne olmuş onlara? Hadi söyle. Bu tarafa geliyorlar. Abraha dev bir orduyla birlikte Kabe'yi yıkmaya geliyor. Daha Narf Alhimyar eden gelen bir haberci bunu getirdi. Lider Abdülmuttalib'e daha Narf Alhimyar eden Abraha dev bir orduyla üstünüze doğru geliyor. Kabe'yi yıkmak istiyor. Ordusunda bir fil var. Kabe Tanrısı, sen kutsal evini koru. İmyar halkı Abraha ordusuyla birlikte Mekke'ye doğru ilerliyor. Kutsal evi yıkmak istiyorlar. Belki biz onu yenebiliriz. Ama hiç kimse Abraha'nın Yemen'den Mekke'ye yola çıktığını söylemeyecek. Böylece kutsal evi yıkmak istiyor. Ne diyorsun peki Tanarf? Ordusunun kanatlarına oklarımızla saldırıp sonra çöle kaçalım diyorum. Sonra seri bir şekilde arkadan saldırırız. Katama ve Abdülmudan topraklarına gittiğinde de aynı şeyle karşılaşacaklar. Ve Mekke'ye ulaşırsa orada yenilecek. İçinizde onu vurabilecek biri varsa çekinmesin. Ortaya çıksın hemen. Abraha öldüğü takdirde ordu dağılıp kaçar. Ve böylece Kabe kurtulur. Kaçmalarına izin vermeyin. Hadi koşun. Bunlar kimdi dersin Maksud'un oğlu? Dev ordumuzun karşısına çıkmaya kim cesaret etmiş ha, söyle. Şey, bilemiyorum efendim. Ama Himyar kabilesinden bir liderin emrindeki gruplar olduğunu sanıyorum efendim. Bizi amacımızdan caydırmak için saldırıyorlar sanırım. Delirmiş bunlar. Dünyada hiç kimse beni Arapların evini yıkmaktan alıkoyamaz, hiç kimse. Ama beni dinle Asmat. Uzman bir savaşçı olduğumu sen herkesten daha iyi bilirsin. Bu yüzden bu küçük gruplara fazla dikkat gösterme. Onları yakalayın, ölü ya da diri. Hepsini istiyorum, hepsini. Liderlerini istiyorum. Nasıl isterseniz efendim. Kureyşlilerin ileri gelenleri, hoş geldiniz. Sizleri buraya haberleri duyup duymadığınızı sormak için topladım. Evet efendim. Evet, duyduk. Evet, efendim. Bu üstümüze gelen bir felaket. Siz ne diyorsunuz? Karşı koyamayacağımız bir ordu üstümüze geliyor. Mekke'ye saldırmalarına izin mi vereceğiz? Evlerimizi yıkıp kadınlarımızı, çocuklarımızı almalarına, adamlarımızı öldürmelerine, kutsal evimizi yıkmalarına izin mi vereceğiz? Kabe Tanrısı adına bu asla olmayacak. Haşimoğlu Esad'ın söylediklerine katılıyoruz. Biz Kabe'yi savunurken öleceğiz. Mekke'mizin başkanı. Bu kutsal ev sadece bize ait değildir. Ama sadece biz kutsal evin insanlarıyız. Öyleyse Ebu El-Velid konuşsun. Devam et Ebu El-Velid.
tüm Arap kabilelerine mektuplar gönderelim. Böylece savaşçılarını hemen gönderirler. Güçlerimizi birleştirip Abraha ve ordusuna karşı koyabiliriz. Güzel söylüyorsun Magira. Ancak Abraha'nın buraya geldiğini herkes duydu ama yardıma gelen çıkmadı. Ya Abdülmuttalip. Söyle sevgili kuzenim. Kureyş'i ve müttefiklerini toplayıp Abraha'nın karşısına çıkalım. Sen ne diyorsun Abdülmuttalip? Senin fikrini alalım. Kureyş'in ileri gelenleri. Bu çok çok büyük bir sorun. Üstümüze bir felaket çöktü ve Arapların yardım edeceğini sanmıyorum. Bazıları çok kızıp yolda Abraha'nın ordusuna saldırmış olsa bile. Ama duyduğuma göre yenemeyeceğimiz büyüklükte bir ordusu varmış. Sanırım Tanrı'ya Kabe'yi koruması için dua etmeliyiz. Hayır, onunla savaşacağız, ölümümüz pahasına bile olsa. Evin çevresine gidip Tanrı'ya Abraha'nın ordusunu ondan önceki zalimleri yok ettiği gibi yok etmesi için dua edin. Ulu Tanrım, sen çok büyüksün. Sen kutsal evini koru. Danapar Alimyari. Abraha'nın ordusuna saldırıyor. Bunu neden yaptın? Siz gerçekten korkunç bir şey yapmak üzeresiniz. Orası Arapların kutsal evleri. O Allah'ın evi. Planının başarılı olmasını engelleyecektir. Peki sana ne yapmamı bekliyorsun Nafar? Bilmiyorum, ben sıradan bir insanım ama hayatımı bağışlarsan sana faydam dokunabilir. Beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Ben Kral Abraha'yım. Onu demir zincirlere vurun. Ve yanımıza alın. O evi sonsuza kadar nasıl yıktığımızı kendi gözleriyle görsün. Seni korkutmaya çalışmıyorum. Amacım seni uyarmak. O kutsal eve saldırmaya kalkan herkes o evin tanrısı tarafından felakete uğradı. Götürün ve dediklerimi yapın. Hadi çabuk ol. Nereye gidiyorsunuz? Abraha'nın ordusundan kaçıyoruz. Bu felaket nedir ey Kabe'nin tanrısı? Mekke'nin başkanı. Efendimiz. Dinle Habib oğlu Nufayl. Kılıcını indir ve teslim ol. Yoksa kral ölüm emrini verecek. Kılıcımı tek bir şartla indiririm. Söyle. Katam kabilesi ve müttefiklerinin hayatını bağışlayın. Buna ancak kral karar verir. Bunu tek bir şartla kabul ederiz. Bize katılıp Mekke için rehberimiz ol Nufayl. Ne dersin buna ha? Kabul. Çok güzel. Kureyşli kardeşlerim, bu üstümüze gelen bir felaket. Abraha'nın ordusu çok yakında. Ama yolu üstünde Himyar kabilesinden arkadaşım Tağnafr'ın yönettiği bir grupla karşılaşmışlar. Aynı şekilde Habiboğlu'nun Fail ve Katam kabilesi. Sonra Abdülmudan kabilesi de saldırdılar. Huza Kinan'a Al-Habeş'ten topladığımız kılıç tutan ve savaşabilen destekçilerimizi toplasak da birkaç bini geçemiyoruz. Ne diyorsunuz? Peki diğer Arap kabileleri ne diyor? Araplar daha önce söylediğim gibi bu ordu karşısına çıkamıyorlar. Yani
Abraha'nın ordusuna karşı yalnız mı kaldık? Evet öyle Magira. Ne düşünüyorsun Abdülmuttalip? Çünkü Mekke halkı senin sözünden çıkmaz. Senin mantıklı fikirlerinden ve bilginden faydalanabiliriz Varaka. Efendim, Kureyş sonuyla yüzleşmek istiyorsa Abraha'nın karşısına çıksın. Ama onun sizinle savaşmaya geldiğini sanmıyorum. Onun tek düşüncesi Allah'ın kutsal evini yıkmak. Böylece hacca gidenlerin Sana'daki Elkales Kilisesi'ne gitmesini sağlayacak. Orası ismini Navas'ın öldürdüğü Najran şehitlerinden almış. Peki neden kutsal evi yıkmak istesin? Hiç şüphe yok Yemen'dekiler Mekke'nin kutsal bir yer ve Kabe'nin Allah'ın evi olduğunu söylemiştir. Orası dokunulmaz bir yer. Ona saldırmak isteyeni Tanrı yok eder. Sanırım bunu o da çok iyi biliyor efendim. Ama yanında bir Hristiyan varmış. Maksut oğlu Alasvat, Najran kabilesinden bir Hristiyanmış. Romalılar onun Hicaz topraklarını kontrol etmesini istiyorlar. Böylece toprakları Romalılara bağlanacak. Buradan Roma topraklarına kadar, Aden ve Tiamahat'tan Hicaz ve Suriye'ye kadar önünde kutsal ev dışında hiçbir engel kalmıyor. Bunu nereden öğrendin Varaka? Kureyşliler. Sizler başka ülkelere gidip bağlantı kuran tüccarlarsınız. Kralların hırslarını bilirsiniz. Abraha Hicaz halkını Hristiyanlığa zorlamaya geliyor. Kutsal evi yıkmadan bunu nasıl başaracak söyleyin bana. Doğru söylüyorsun Varaka. Abraha'nın kafasında büyük planlar var. Aden'den Suriye'ye kadar olan bölgede İranlıların karşısında krallığını ilan edecek. Ve böylece Romalılar Arap dostları üzerinden Hint denizine ulaşabilecek konvoylarını güvene alacaklar. Araplar Hristiyanlığa zorlanmadığı ve kutsal ev yıkılmadığı sürece olmayacak. Ne diyorsunuz? Savaşmalı mıyız yoksa ateşkes mi yapmalıyız? Mekke'yi bırakacak mıyız? Kutsal evi nasıl terk edebiliriz? Öyle yaparsak sonsuza dek pişmanlık duyarız. Bana göre bir oyun yapmalı ve Kabe tanrısı bize bir yol bulana kadar sorunu çözmeliyiz. Bakın efendim, Mekke'nin başkanı sen olduğuna göre bu kararı sen vermelisin. Sen bizim sözcümüzsün ve tüm Araplar sana saygı duyuyor. Abraha da bunu biliyor. Umarım askerler Mekke'ye gelmeden bize bir çıkış yolu bulursun efendim. Kureyşli kardeşlerim, ben Kabe tanrısının Abraha'nın evini yıkmasına izin vereceğini sanmıyorum. Kutsal eve gidip Tanrı'dan Mekke'yi sakinleriyle birlikte korumasını dileyim. Ben de Abraha için ne yapabileceğimi bulmaya çalışacağım. Kabe tanrısı, sen evini koru. Kabe tanrısı, sen evini koru. Ey Hubel, bizi koru Hubel. Sadece Allah'a dua edin. Bana Ta Nafr'ı ve Habib oğlu Nufayl getirin. Peki efendim. Unata. Evet efendim. Mekke'ye varmak için kaç günümüz kaldı? Ukata ardından Mekke'nin hemen dışından Akla'ya varmamıza birkaç gün kaldı. Bırakın onları. Benden ne istediğini söyler misin büyük kral? Şimdi bana bu evin insanlarından bahset. Bu konuda beni uyarmaya çalışıyor. Onlar savaşçı değil. Onların hepsi birer tüccar. Tüm toprakları kutsaldır. Kimse kılıç çekmez. Orada kavga çıkmaz.
sadece aptallar ve oraya yeni gelen yabancılar orada sorun çıkarırlar. Oradaki Araplar diğerlerine göre çok ayrı bir yerdedir. Kureyş'ten bir kadın esir almak korkunç bir şey olarak görülür. Başka bir deyişle diğer Araplardan büyük bir saygı görürler. Çünkü onlar kutsal evin tek sahipleridirler. Arapların Kahve'ye eğer kim saldırırsa saldırsın başına felaketler geldiğini düşündükleri doğru mu peki? Aslında efendim bu Suriye'den putları getiren ve Kabe'ye yerleştiren Luhay'ın oğlu Amru'nun başına geldi. Hubal isimli bir put getirmiş ve Kabe'nin içine koymuştu. İnsanlar arasında bunların İbrahim'in diniyle ilgisi olmadığı konuşuluyordu. Bu yüzden kendi halkı olan Curhum kabilesi Mekke'den kovuldu ve hepsi Hicaz'a dağıldı. Araplar arasında Kabe'yi yıkmak isteyen Esad Ebu Karib adında bir kral olduğunu ama evin tanrısının onu durdurduğu ve ona garip bir şeyler yaptığı söyleniyor. Kral Ebu Karib'in hikayesini anlat bana. Duymak için sabırsızlanıyorum. Araplar Kral Ebu Karib'in putlara taptığını söylüyor. Bir gün Hicaz'ı işgal etmek istemiş. Aslında işgale başlamış. Utail kabilesinden geçerken ona kendilerinin fakir olduğu ama içi mücevherlerle dolu bir evden bahsetmek istedikleri söylenmiş. Bu ev Mekke'deymiş ve Kabe olarak bilinirmiş. Hem de herkes tarafından. Ebu Karib Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye gitmiş ama iki bilge adam onu durdurup demiş ki Utail halkı senin ve askerlerinin ölümünü istiyordu. Çünkü bu eve saldıranların başına neler geldiğini biliyorlardı. Efendim, ben Allah'ın kendisine seçtiği başka birini tanımıyorum. Senden istediklerini yapmaya çalışırsan başın büyük bir derde girebilir. Ebu Karib iki bilgiye şöyle demiş. Oraya gittiğimde benden ne yapmamı istersiniz? Bilgeler yanıtlamış. İnsanların orada yaptığı gibi kurban kes, çevresinde dön ve onu yücelt, ona saygı duy. Sonra başını tıraş et ve oradan ayrılana kadar mütevazı davranmayı unutma. Kral sormuş, sizi bunu yapmaktan alıkoyan nedir? Adamlar yanıtlamış, bu ev babamız İbrahim'indi ve sana söylediklerimiz doğrudur. Ama insanlar oraya putlar koymaya başladılar. Ebu Karib onları dinlemiş ve söylediklerine inanmış. Bu yüzden yanlarındaki Utaylı rehberleri getirtip elleri ve ayaklarını kestirmiş. Eve doğru gitmiş ve orada bir kurban kesmiş. Başını tıraş etmiş ve insanlara et dağıtmak için 6 gün orada kalmış. Sonra kutsal evin üstüne büyük bir örtü sermiş. Bildiğimiz kadarıyla kutsal evi örten ilk kişi oldu. Ve sonra Curhum kabilesinden onu temizlemesini ve ölü hayvanlarla kanlı kapları ona yaklaştırmamalarını istemiş. Hatta bir kapı yapıp kilit takmış. O günden sonra insanlar çocuklarına meşhur şiirde ve deyişlerde söylendiği gibi kutsal evi yüceltmişler. Bir kadın şair şöyle demiş. Evladım, küçüklerine veya büyüklerine haksızlık etme. Her zaman hakkını savun ve onurunu sakın kaybetme. Ben Kabe'yi yıkacağım. Evladım, sonumuz çok yakın. Bunu bilmelisin.
Hayvanın oğlu bizden ne istiyor? Suriye'den gelmiş ve içimizde kutsanmış biri. Allah'tan su istemesini istedik. Yağmurlar başladı. Ey Yahudiler! En nadirin Kuratya ve Kaynika kabileleri. Suriye'den gelmişsem nasıl hep sizinleyim, söyler misiniz bana? Sen çok dürüst oldun. Senden Allah'tan su dilemeni istedik ve yağmurlar başladı. Sizinle burada hem de ölmek üzereyken konuşmam sizi yanıltmasın. Suriye'den ayrılmama nedenim ne sanıyorsunuz? Şarap ve yemek diyarı Yesrib'deki zorluklar ve açlık mı? Eğer böyle düşünüyorsanız gerçekten, gerçekten yanılıyorsunuz. Sen nedenleri biliyorsun al hayvan. Öyleyse dikkat edin. Buraya zamanı yaklaşan bir peygamberi beklemek için geldim. Yesrib şehri onun hicret edeceği yerdir. Ve mesajla birlikte gönderilmesini umuyorum. Ve ben onu böylece rahatlıkla izleyebilirim. Zamanı yaklaştı. Bu yüzden kimse sizden önce ona ulaşmamalıdır Yahudi kardeşlerim. Dikkatli olmanızı istiyorum. Tamam, merak etme sen. Mesajı size ilettim. Öyle değil mi kardeşlerim? Al hayvanın isteğini sakın unutmayın. Söyle Asfalt. Kabe hakkında anlatılanlar sizi biraz korkutmuş sanırım efendimiz. Bunlar sadece Mekkelilerin ona saldırmak isteyenleri uzak tutmak için uydurduğu hikayelerden ibarettir efendim. Sen aptalın tekisin Asfalt. Anlayamadım. Bunlar kralların sorunudur. Bir kral asla Yemen'den buraya kadar onca yol aşıp aptalca hikayeler duyunca evine tekrar dönmez Asfat. Buraya Kabe'yi yıkmaya ve Arapları haç için Aden'deki Najran Şehitliği Kilisesi'ne gitmeye zorlamak için geldik. Böylece pazarları benim topraklarımda kurulacak. Ve yücelttikleri hiçbir yerleri olmayacak. Sonra onları Hristiyanlığa zorlayacağım ve İranlılara karşı güç kazanacağım. Beni dikkatli dinle Asfalt. Evet, evet dinliyorum efendim. Ben adamlarımı her zaman Kabe'ye ziyarete gelen hacıların üstüne gönderdim efendim. Bazılarını öldürüp mallarını alırken şunu söylerdik. Hacıların seslerini duyduğumda benim atımı uçur. Arapları Hristiyanlığa zorlamak kadar beni mutlu ve mesut edecek bir şey yoktur efendimiz. Arapların yücelttikleri o evi yıktığımızda ona duydukları saygı zamanla azalacak ve sana da kilisemizi sevecekler. Biliyorsun Asfalt, insanları krallarına en çok yaklaştıran dinlerdir. Bu yüzden Hristiyan olduklarında bize tabi olacaklar ve şunu unutma. Aklından çıkarma Asfalt. Yemen'den Yahudileri kovaladığımızda İran'ın Yemen'deki savunma ayaklarından birini yıktık. Ve Mekkelileri yenip bu evi yıktığımızda Asfalt, Araplar gelip bize itaat edecekler. Bu yüzden korkma Asfalt, bu olacak. Bu koca orduyla geldikten sonra amacıma ulaşmadan dönmem. Kararımı verdim, teslim olmayacağım Asfalt. Planladıklarım Hristiyanlık, Bizanslılar kendim ve halkım için gerçekten çok önemli. Arapları
öldürmeye hazırım. Onları paramparça edeceğim. Paramparça! Ama Abraha akıllıdır Asmat. Onlarla bitmeyen bir savaşa girmektense o adamın kiliseme yaptıklarının ve Araplara kral yapmak istediğim kuzenin öldürülmesinin intikamını almaya geldiğimi söyleyeceğim. Bu çok zekice bir taktik. Ama onlar orduma karşı giremeyeceklerini öğrenecekler Asfat. Bu arada başkanları kimdi? Haşimoğlu Abdülmuttalip adında biri. Onun sözünden hiç çıkmaz.